Zaten Sayın Bahçeli'nin bu söylemleri Kavala'nın neden serbest bırakılmadığını gösteriyor. Yani bu noktada kendimizi kandırmayalım. E, bu, bu hususta e, çok ciddi bir siyasi baskı var ve e, hukuk kurumları da buna göre kendilerini uyarlıyorlar. E, neymiş Türkiye'yi sevmeyen Kavala? Yani şimdi burada bir kere sizin e, çıkış noktanız o kadar önyargılı ki. Hani bunun üzerine nasıl bir e, fikir siz inşa edeceksiniz? O fikirlerin e, gerçekten tutarlı olduğuna... Veya e, hakkaniyetli olacağına biz nasıl inanabiliriz? Yani neden sevmediğine inanıyorsunuz Kavala'nın Türkiye'yi? Çünkü e, Türkiye'de insan hakları yönünde, e, özgürlüklerin genişletilmesi yönünde, e, demokrasinin e, daha ileriye götürülmesi yönünde bazı adımlar atmış. Bu bütün dünyada e, filantropist kimliğiyle yani hayırsever e, kimliğiyle bilinen bir e, şahsiyet. Şimdi siz e, Osman Kavala'ya veya onun düşünce çizgisindeki insanlara sorsanız veya bana sorsanız ben derim ki Osman Kavala Türkiye'yi seviyor ki onu daha e, iyi bir daha müreffeh daha demokratik bir ülke haline getirmek için adımlar atıyor derim böyle değerlendiririz ama sizin eğer ülkenizde e, sivil toplum her zaman e, şüphe duyulan bir olgu ise o zaman işte e, Bahçeli'nin e, siyasi çizgisindeki insanlar e, der ki burada aslında yapılmaya çalışılan Türkiye'nin dışarıya pazarlanması veya Türkiye'deki özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin daha ileriye götürülmesi, Türkiye'nin parçalanması, yakılıp yıkılmasına sebep olur. İşte o zaman varacağı sonuçta budur. Yani burada bir kere bir bakış açıları arasında gösterilen ciddi bir, fark bir var. sopa var mı? Tabii burada? ki canım. Yani Osman Kavala çok sembolik bir isim. Türkiye sivil toplumunun en önemli birkaç isminden bir tanesi. Onun üzerinden bütün bir sivil topluma aslında ayağınızı denk alın, devletin alanına el atmayın deniyor. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de e, siyaset e, devlet yetkililerinin veya en iyi e, ihtimalle parti liderlerinin yapacağı bir iş olarak bilinir. Yani bunun dışında bir dernek kuralım, vakıf kuralım. Bu hele ki yurt dışındaki bazı vakıflarda da ilişkili olsun. Bu Türkiye'de çoğu insan tarafından pek anlaşılmaz ve he, hep bunun e, üzerinde bazı ee, şüpheler e, uyanır ve e, bizim ülkemizde demokrasinin yeterince katılımcı olmamasının temel sebebi de budur. Yani insanlar e, siyaseti e, tırnak içine söylüyorum devlet büyüklerinin işi olarak görür ve e, siyasi bir aktivasyon içerisine girmekten kendisini alıkoyar. Bunun e, haddini aşmak olduğunu düşünür. İşte bu bakış açısının doğrudan bir yansımasıdır Bahçeli'nin söyledikleri de. Evet. E, ve onun e, bakış açısına göre Türkiye'yi eğer e, sevmeyen bir insan e, böylesi aktivitelerde bulunacaksa bunun önlenmesi gerekir. Bütün bu hikayenin özü bu. Oysa ki <laughs> e, benim düşünceme göre de bugün Türkiye'de demokrasinin önüne set çeken, e, insan haklarını e, kısıtlayan, özgürlükleri olabildiğince daraltan, hukuk devleti ilkelerinden e, bizim uzaklaşmamıza vesile olan kim varsa Türkiye'ye en büyük kötülüğü bunlar yapıyor. Yani bugün Türkiye'de milliyetçi olmak, vatansever olmak. Türkiye'yi sevmek Türkiye'nin demokratikleşmesini savunmaktan geçiyor. Ayrıca yani sorosçuluk diye bir suç mu var? Yani bakın bu da garip bir şey. Sorosçu Osman Kavala diyor Sayın Bahçeli. Yani eee George Sayın Cumhurbaşkanı Soros. Cumhurbaşkanı'nın da Soros'ta defalarca görüşmeleri Resmi var. Evet. Bakanları söylüyor Hayır, fotoğrafları zaten, var. Zaten tabii ki hem bu var hem de yani dünya dünya üzerinde zaten böyle bir şey yani böyle bir suç yok. Böyle bir suç tipi yok. Yani uluslararası düzlemde faaliyet gösteren vakıfların Türkiye'deki veya diğer ülkelerdeki partnerleri olur. Evet. Onlar gayet tabii ki birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunurlar, dayanışma içerisinde bulunurlar. Bu çok doğaldır. Çünkü sizin bir fikriniz var. O fikri savunan farklı ülkelerde temsilciler var. Onlarla bir iletişim halinde bulunabilirsiniz. Bulunması çok doğal bir şeydir bu. Sosyalistler de bunu yapar. Bunu milliyetçiler dahi yapar. Bakın. Bunu liberaller de yapar. Bunu farklı bir düşünceye sahip olan insanlar da yapar. Yeşil politikayı savunanlar yapar. Kadın örgütleri yapar. LGBT bireylerin haklarını savunanlar yapar. Ya bundan daha doğal bir şey var mı? Mesela Müslüman kardeşler örgütü farklı farklı ülkelerde bunlar faaliyet gösteriyorlar hepsi birbirleriyle ilişkili değil mi Bu da onun gibi bir şey aslında yani <laughs> ABD merkezli bir Vakıfla Türkiye'den Osman Kavalanın kurduğu derneklerin bir partnerlik ilişkisi içerisinde bulunmasının nesi neden kriminalize ediliyor bunu işte ancak Türkiye'de sivil siyasete nasıl bakıldığıyla anlayabilmek mümkün olur ama tabii bu, siz gerçi onu Rıza Bey'e sordunuz ve o da açıklamasını yaptı ama ben de ona biraz değinmek isterim. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Konseyi'nden, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmediği için Avrupa Konseyi'nden dışlanması herhalde bizim son yıllarda yaşadığımız o eksen kaymasının en sarih biçimde göründüğü örnek olur. Bunu düşünmek bile istemeyiz ama bizim başımızdaki iktidar öyle bir biçimde davranıyor ki, ee, Avrupa e, ülkesi olmanın nimetlerinden yararlanmak istiyor. Yani medeni ülkeler e, ailesinin bir parçası olmanın nimetlerinden yararlanmak istiyor. Mesela e, saygınlığı istiyor, o saygınlığı istiyor. Veya o e, ekonomik yatırımların ülkeye gelmesini bekliyor. Veya iyi komşuluk ilişkileri bekliyor vesaire ama bunun e, gerektirdiği sorumlulukların hiçbirisini yerine getirmiyor. Ne demokrasi yönünde bir adım atıyor, ne hakları, ne özgürlükler yönünde, ne hukuk devleti yönünde e, bu, bu yönde adımlar atmıyor. Yani o, o yüzden de e, bu noktada çok fazla hayalci davranmamak gerekiyor. Türkiye maalesef ki ciddi bir eksen değişimi yaşamıştır ve Avrupa e, Konseyi'nden dışlanması gibi aklımıza bile getirmek istemeyeceğimiz bir ihtimal herhalde bunun olabilecek en son aşaması olur. Evet. Peki şimdi aslında Devlet Bahçeli'nin konuşmasında bazı iddialar da var şimdi. Diyor ki bu CHP'li yöneticilerin Kavala ilgisi neye yorulmalı? Nasıl yorumlanmalı? Hukuk devleti ilgilerine yorulmalı. Bu kadar basit. Yoksa Değil. diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında Cumhurbaşkanları adayları arasında Sorosçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır? Ne oldu? Kavalanın tutukluğu devam edince karalar mı bağlarınız? Şimdi, şimdi bu bir isimle bir tartışma açıyor aslında. Ya şimdi şöyle bir şey var İpek Hanım. Ben e, tabii tartışma programlarına e, sık katılan birisi olarak şundan <laughs> bazen şikayetçi oluyorum. Ya bazı laflar var, bazı sözler. Yani bunların aslında ciddi alıp tartışılmaması gerekiyor ama söyleyen kişi önemli bir koltuğu işgal ettiği için bunu tartışmak zorundayız. Yani şimdi bunu, bunun nesini aslında yorumlayayım ben. Yani Osman Kavala Cumhurbaşkanı adayı gayet tabii ki olmayacak ve böyle bir şey düşünülmüyor da. Ama Sayın Bahçeli burada e, siyaseti kendi kafasına göre e, dizayn etmek için bunları söylüyor. Neden? Çünkü bakın Osman Kavala yurt dışından yönlendirilen birisi. Bunu bir kere siz şey yaptınız, işaretlediniz. Osman Kavala Türkiye'yi sevmiyor. Bunu da işaretlediniz. Onun yanına ve onu çok seven bir CHP. Hatta onun Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen bir CHP. Tablo tamamlanmış oluyor. Mantık bu. Yani bunun nesini yorumlayayım ki? Yani bunun çünkü ciddi alanları bir tarafı yok Peki, maalesef. Peki ciddi alanlar var mıdır? Ciddi alanlar gayet Hı. tabii ki var. Önemli yani şöyle olan, hani hem tamam, buna evet, inananlar da var. Hem de bir de bundan çekindiği için, bu güçten çekindiği için ona göre kendisini uyarlamak durumunda kalanlar var. O yüzden söyledim Osman Kavala'nın halen daha içeride olmasının işte ipuçları da bunlar veriyor diye. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Asla ve asla ezber konuşmuyorum. Osman Bey'in avukatlarından sevgili Deniz Güneş benim yakın arkadaşımdır. Ondan ben gereken bilgileri fazlasıyla alıyorum. Yani gerçekten iddianamede inanın ki hiçbir şey yok. Yani hiçbir hiç yani. dişe dokunur bir şey yok. Siz gö görmüşsünüzdür hı hı. 80 sayfalık bir iddianame. 30 sayfa zaten şeyle geçiyor. İşte gezi olayları 15'ten bu son. Çünkü yazacakları bir şey yok. Bunlarla zaman harcamışlar. biraz yer doldurmuşlar. Ondan sonra mesela işte şey deniyor. Ee, sinyal meselesi var. Henry mesela, mesela sinyal CIA. normalde kanıt kabul edilmiyor. Yani, kabul edilemez çünkü şimdi e, Osman Bey'in e, şeyi e, bürosu harbiyedeymiş. Evet. Henry Barkey de oradan herhalde geçerli. Yani İstanbul'un merkezi. Orada e, aynı e, baz istasyonunda ikisinin telefonunda sinyal almış. Mesela bir evet, tanesi, bir tanesi bu. bu. Veya ilginç şeyler var e, iddianamede. Mesela deniyor ki, tam hatırlamıyorum ayrıntısını da. E, Osman Kavala 4 Şubat'ta atıyorum İzmir'e gitmiştir. E, Henry Barkey e, aynı tarihte Londra'ya gitmiştir. Mesela ne alaka? Ama bunu yazmışlar <laughs> örneğin. E, veya işte... Ee, şey e, en sonunda şey diye bitiyor. Deniyor ki bu e, Henry Barky e, adlı CIA şey, ajanı ile e, Osman Kavala arasında e, bütün aramalara rağmen somut bir ilişki bulunamamıştır. Bu da şunu gösterir ki bu ilişkilerini çok güzel gizlemişler. Bu yani ya yani bakın iddiamı bu işte. Yani hiçbir yani şey bulamamışlar da ki bakın Henry o kadar Barkey güzel. Henry ile ilgili herhangi bir şey de talepte yakınlar. bulunuldu mu o da bulunuldu. Yok işte mesela. yok tabii. Yani ben evet. o zaman şöyle soruyorum. Şimdi gerçekten e, herhalde Osman Kavala CIA ajanı olsa, Henry Barclay ile birlikte çalışsa herhalde ABD Brunson için ne kadar baskı yapıyorsa onun daha fazlasını e, herhalde Kavala için de yapardı. Uçak e, olurdu Kesinlikle olurdu. Şimdi ABD bastırınca Brunson'u bırakıyorsunuz. Almanya bastırınca Deniz Yüce'yi de bırakıyor. İyi ki bırakıyor. O ayrı bir şey yani. Tabii elbet eleştirmiyorum. elbette. bırakılmasını Ama Osman Kavala Türk vatandaşı diye böyle sahipsiz mi kalıyor? Yani gerçekten de çok ciddi bir burada e, haksızlık var. Mesela şeyden bahsedilmiş, bu en fazla dikkatimi çeken hususlardan birisi. E, casusluk suçundan kendisi biliyorsunuz içeride. Ha. Casusluk da şu demek, devlete ait bir belgeyi e, yasa dışı yollarla ele geçirmek e, demek. E, Osman Bey soruyor, ben hangi belgeyi ele geçirdim diyor. Onun cevabı Onun yok. Cevabı. Yani bu şunun gibi bir şey. İpek Özbey cinayet işledi diyor diyorlar. Kimi, öldürdü? Kimi öldürdüm diyorsunuz, cevap yok. Yani böylesi garip bir durum. E, dolayısıyla bu gerçekten bir hukuk katliamı. Umarım en kısa zamanda çözümlenir. Tabii giden yıllar geri gelmeyecektir. Osman Bey'in yaşadığı itibar kaybı e, ve kendisinin yaşadığı e, kişisel e, psikolojik baskı da e, tabii ki geri gelmeyecek. Yani bu bu kolay telafi edilir şeyler değildir. Ama e, Türkiye'nin hukuk devleti e, e, hukuk devletleri ligine tekrardan yaklaşmasının bugün için